Şimdi arkadaşlar bir tane daha geçici vergi beyannamesini nasıl hazırladığımı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle mizanı çıkarttık. Mizanı çıkartacağız ki mizandan alışlarımıza, satışlarımıza, stoklarımıza bakalım diye. Mizanı çıkarttıktan sonra bakın. 689'da yani olağan dışı gider ve zararlarda 11 bin liralık bir bakiye gördüm. Halbuki böyle bir bakiyenin olmaması lazım. Demek ki neymiş? Mizanı çıkarttık. Hop, bu mizan bizim istediğimiz mizan diyemiyormuşuz. Bu 689 liralık diğer olağan dışı gider ve zarar neymiş? Neye, mantıklı mı? Doğru mu? Onu araştırdım. Gerçekten de doğru ve mantıklı değilmiş. KDV tahakkukunda KDV'yi mahsup işlemi yaptığımızda alınan malın iadesi varmış. Alınan malın iadesini de KDV tahakkukunda YM'ye kaydını zirve doğru şekilde yapamamış. Neticede alınan ürünün tekrar verdiğimiz kısmının KDV'sini 689'a atmış. Halbuki öyle yapamaz YM'ye kaydını. Düzelttikten sonra bu 689, bakın bu yeni mizan kayboldu. Neden? Çünkü doğrusu zaten böyleydi. Gelelim 770'lere. 770'ler 80 bin lira. Burada da 80 bin lira doğru. 780'ler doğru. 780'ler doğru. Ama bu birinci mizanda bir hatalı daha hesap var. O da 361'ler idi. 361'leri düzeltip çıkarmıştım. 361'ler burada da hatalı değil. 361'leri ne yapıyoruz geçici vergi döneminde? Eğer SGK'yı mükellef ödemiyorsa 361'leri kapatıyoruz. 368'e atıyoruz. Buraya da açıklamasını yazıyoruz. 368-19 vadesi geçmiş SGK 2019'a ait tutarlar. Şimdi bunun için önemli. Geçici vergi beyannamesinde 369'ları yani ödenmeyen SGK kısımlarını 950'ye atmamız gerekiyor. Bakın 950'ye attık. Bu da ne olacak? Ticari kâra ilave edilecek. Mali kârımızı doğru şekilde hesaplamamızı sağlayacak. Gelelim ondan sonra yaptığımız işlemlere. 150 alınan ilk madde ve malzemelerin tutarını şu şekilde yazıyoruz. 431.036.54. Sonra stokları 125.838 diye sayılan stoğu. Bu hangi stok ama? Bu alınan stok. Şuraya yazayım. Alınan stok diye. Yani mizandaki stok. Bu alınan stok. Şu da sayılan stok. Sayılan stok. Bu da mükellefin şu kadar stoğun var dediği andaki stok. İkisinin arasındaki fark satılan ticari mallar maliyetini oluşturuyor. Satışlar 600'deki satışlar. Bakın 600'deki satışlar 388.000. Satılan ticari mallar maliyeti. İkisi farklı bir şey gibi olmasın. Şuraya da T koyalım. Şuradaki ticari mallar maliyeti eşittir. Bundan bunu çıkartıyoruz. Farkı buraya yazıyoruz. Eksi 770, eksi 780. Kalan ticari kar. Bakın şu artı. Bu işaretler önemli. Satılan ticari mallar maliyeti eksi. Eksi 770, eksi 780. Şurası kar. Ama hangi kar? Ticari kar. Ticari kar.
Bu ticari kar 1.089.22. 950'de ne vardı? Ödenmeyen SGK'lar. Yazamıyorum, kağıt kayıyor. Ödenmeyen Allah'ım, bir dakika. SGK. Ödenmeyen SGK'lar. Bunu ilave ettikten sonra mali karımız ne olacak? 23.349.50. Kağıdı tutarak rahat rahat yazdım. Mali kar 23.349.53. Şimdi geçici vergi beyannamesini göstereyim size. Öncelikle şu mizanlardan düzeltme yaptığımızı bir atalım. Çünkü doğru mizan o değil. Şu bizim hesaplamalarımız. Şu hesaplamaları yaptığımız mizan. Mizanın aralığı 01.01.2019, 30.06.2019. Şu hesaplamalarımız. Şu da yapmış olduğumuz geçici vergi. Şimdi gelir vergisi beyannamesinde, gelir vergisi tablosunda ticari kar demiştik ya, şuradaki 1.089.22 lira görünecek. Gelir tablosuna bakalım şimdi. Gelir tablosu, satışlar 388, maliyet 305 vesaire vesaire, kar 1.089.22. Geçici vergi beyannamesinde şöyle ilave edilecek 950'nin açıklamasını istiyor. Bakın, ben diğere yazmışım. Ödenmeyen SGK'nın kâra ilavesi demişim. 22.260.31 lira. Neticede ne olmuş? Mali kar. Mali kar neticede 23.349.53 olmuş. Yani mükellef 23.349.53'ün geçici vergisini ödeyecek. O da ne kadarmış? Hesaplanan geçici vergi 5.136.